Merhaba sevgili dostlar. Artık Mehmet Akif hocamızı hepiniz tanıyorsunuzdur ama ben yine kısaca tanıtayım. Kendisiyle sağlıklı yaşam sohbetleri yapıyoruz. Mehmet Akif Şimşek bir tıp doktoru ve ortopedi uzmanı. Ama sağlıklı ve uzun yaşam üzerine çok güzel araştırmaları var. Aynı zamanda fütürizm yani gelecek bilimi üzerine de güzel araştırmaları var. Kendisiyle bu anlamda çok güzel sohbetlerimiz oldu. Bir kısmını da zaten yayınladık. YouTube'da. Şimdi bir de özel bir seri çekiyoruz. Sağlıklı ve uzun yaşam. Yani sadece uzun yaşam değil, aynı zamanda sağlıklı ve uzun şekilde nasıl yaşayabiliriz? Bunları konuştuğumuz bir serimiz var. Bu da bugünkü bölümünde de sağlıklı ve uzun yaşamla egzersiz bağlantısını konuşacağız. Hoş geldin Mehmet Akif. Hoş bulduk Cem. Hoş bulduk. Bütün izleyenlere de selamlar. Evet, şimdi İstersen hemen konuya geçelim. Biraz Tabii geç. senin uzmanlık alanına da yakın bir konu aslında egzersiz. Ortopediyle çok Tabii. yakından ilişkili. Top sende buyur. Sağlıklı yaşam ve egzersiz Tamam. arasındaki bağlantı. Yani mutlaka bağlantı vardır ama özellikle uzun yaşamla egzersiz arasındaki bağlantıyı konuşursak daha da güzel olur. Tabii. Ya aslında şöyle planladım ben. Uzun yaşamla ilişkisine dair bir sürü şey işte o mekanizmaları falan genleri falan anlatmıştık. Egzersiz sonra değindik. Ama ben bugün egzersiz ama hani sen hep pratik bir insansındır. Pratik bir şeyler söylemek istersin. O tarz bir sohbet olacak. Bu egzersiz ne? Biz yapabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Ne kadar yaparsak ne olur? Biraz bunlardan ben değinmek istiyorum. Çünkü o Peki. detayları zaten 5. video herhalde bu. Diğerlerinde o mekanizmaları falan anlatmıştık. Egzersiz, işte sirtüinler, AMPK'lar falan üzerinden etkilerini anlatmıştık. Tam onları artık konuşmuş oluyoruz. Ben onlara çok değinmeyeceğim. Daha çok egzersiz nedir? Yani bu objektif tanımlar vere vere gitmek istiyorum. Tamam, nasıl istersen. İşe yarayacak. Bir de niye bunu konuşuyoruz onu da söyleyeyim. Şimdi gelişmiş ülkeleri hep takip ediyoruz biz. Yani gelişmiş ülkelerdeki verilere bir süre sonra, bir 5, 10, 15 yıl sonra ulaşmış oluyoruz. Onların da verileri, istatistikleri çok şey detaylı. Bizden olmayan veriler onlar da var. Mesela Amerika'dan örnek vereyim. Önümüzdeki yani 2030'a gelindiğinde 65 yaş üstünün nüfusun 1/5 olacağı düşünülüyor. Bu arada şu anda hali hazırda her yıl gruplara böldüğümüzde yaş gruplarına nüfusu en hızlı artan grup 85 yaş üstü. Ömür uzuyor yani. 85 yaş Evet. üstünün artış hızı diğerlerinin hepsinden uzun. Bu niye önemli? Biraz sonra anlayacağız. Çünkü yaşla beraber bir şeyleri kaybediyoruz. Kaybetmemek için egzersize ihtiyacımız var. Peki bir şey O soracağım. yüzden önemli. Yani ortalama ömür uzuyor. Bunun farkındayız hepimiz ama dünyanın en yaşlı kişilerine baktığımızda daha hala öyle bir 130'u falan deviren yok. 115, 118 o aralarda gidiyor. Yani daha önceki verilere baktığımızda da değişen bir şey yok. Yani ortalama ömür uzuyor ama dünyanın en yaşlı kişisi unvanını elinde bulunduran kişilerde bir uzama yok. Yine 115 maksimum 118'de gidiyorlar. Şimdi şöyle, konudan biraz saptık ama Olsun. bunun Hep çalışması sapıyoruz. Sen var. yürü. Bunun çalışması var. İnsan ömrünün potansiyelinin 120 ile 180 arası olduğunu söyleyen bilimsel çalışma var. Ama işte zaten sağlık ve geldiğimiz teknolojik durumu birleştirdiğimizde bir üç şerit, daha doğrusu üç köprüden bahsedebiliriz. Birinci köprü neydi? Mevcut imkanlarla hastalıklara yakalanmamaya çalışmak, yakalandığımızda da onları ortadan kaldırmaya çalışmak. Biz şimdiye kadar bildiğimiz insanlık tarihi boyunca ve bugün de dahil bu köprüdeydik, bu köprüdeyiz. Ama bugünlerde ikinci köprüye geçmeye başladık. O da ne? Biyolojimizin altında yatan yazılımı değiştirebilme imkanına sahip olduğumuzu fark etmeye başladık. Bu bize o potansiyeli değiştirme ihtimali veriyor. Bu arada bununla ilgili çalışanlar tabii ki böyle konuşarak yani sadece bir sohbet üzerinden değerlendirmiyorlar. Baya baya çalışıyorlar. Bakıyorlar hayvanlara, memelilere, başka hayvanlara, bitkilere, insana, teknolojiye bakıyorlar. Çalıştırmaya, geliştirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki 2030 gibi bu ikinci yolun olgunlaştığını göreceğiz diyorlar. Yani biz artık o potansiyeli değiştireceğiz. Üçüncü köprü ise nanoteknoloji köprüsüyle tamamen insanın
teknolojik olarak geliştirmesi. İşte transhumanizmden falan da bahsetmiştim ben pek çok yerde. Onun bir gerçekleştirilebilir bir şey olduğunu söylüyorlar. Ve gerçekten de böyle, yani biz kabul etsek de etmesek de dünyanın sonunda değiliz. Dünya devam ediyor ve onları da muhtemelen göreceğiz. Ha, biz ne zaman görürüz? Onu da 2040 gibi o köprüye geçmiş olacağız diyorlar. Hızlanacak diyorlar yani. Düşün, bunun binlerce yıl içinde ikinci köprü, birinci köprüdeydik. İkinci köprüye girmek üzereyiz. 10 yılda olgunlaşacak diyorlar. 20 yıl sonra da üçüncü köprüye girmeye başlayacağız diyorlar. 2040'lar gibi. O potansiyel değişecek diyorlar. Tabii bunlar işte, o ayrı bir konu. Onları da konuşabiliriz ayrıca başka zaman. Biz hani bugün şunu diyoruz yani. Ömür uzuyor. Ömür uzadıkça vücudumuzdan bir şeyler eksiliyor. Egzersiz bunları durdurabiliyor. Bu yüzden egzersizin faydalarını konuşacağız bugün. Şimdi hemen bir örnekle başlayayım. Ben örnekleri çok seviyorum senin izleyicilerin. Yani böyle net örnekleri. Anladım ki senin izleyicilerin böyle boş konuşan insanları sevmiyorlar. Net konuşacak, pratik mesaj verecek, dolu konuşacak. Bu benim de hoşuma gitti. 1989'da Amerikan Tıp Birliği dergisinde bir çalışma yapıyorlar. 13.334 kişiyi alıyorlar. Bunların üçte biri hareketsiz yaşıyor. Üçte biri orta seviye egzersiz yapıyor düzenli olarak. Üçte biri de yüksek seviye egzersiz yapıyor. Bunlara baktıklarında şunu görüyorlar. Orta seviye egzersiz yapanların herhangi bir sebepten ölme ihtimali hiç egzersiz yapmayan, hareketsiz yaşayanlardan 160 daha az. Bu çok önemli bir veri. Bir çalışma olduğu için söylemek Ve istedim. çok yüksek bir oran. Çok yüksek bir oran. Şimdi hareketsiz yaşamda ne oluyor onu da söyleyeyim. Bu ömür uzamasına bağlayayım buradan. 30 yaşından sonra her 10 yılda bir şeyimiz %10 azalıyor. Bizim aerobik metabolizmamız %10 azalıyor. Onun da sebebi şu. Aslında %10 azalan aerobik metabolizma değil. Bizim yağsız kütle, lean mass deniyor ona. Yağsız kütlemiz %10 azalıyor. 30 yaşından sonra her 10 yılda bir %10 azalıyor. İşte bunun riski şu. 60'a kadar yaşarken sıkıntı yok. Azalsın. Depo çok. Artık 85 üstü en hızlı artan grup olduğuna göre bizim de 10 yılda bir %10 kayıp yaşarsak ne yapacağız? Rezillik. İşte o yüzden egzersiz çok önemli bir nokta oluyor burada. 30 yaşından sonra her 10 yılda bir %10 lean mass'imiz, yağsız kütlemiz azalıyor. Yağsız kütle demek kas demek. Kas demek mitokondri demek. Mitokondri demek oksidasyon, aerobik metabolizma demek. İşte o bazal metabolizma yavaşlıyor, yaşla diyorlar ya. İşte o hikaye bu. 30 yaşından sonra her 10 yılda bir %10 bazal metabolizmamız yavaşlıyor. Bunu da egzersizle yavaşlatabiliyoruz. Tam durdurmak diye bir şey yok. Onların detaylarını zaten birazdan vereceğim. Peki bu azalmayla beraber ne oluyor? Eğer azıcık bile gıda alımını artırırsak kilomuz artıyor. Kilo vermeye zorlaşıyor ya yaşla. İşte sebebi bu. O yüzden o kalori kısıtlaması, onlara dikkat etmek lazım. Egzersize de bunu desteklemek lazım. Kas kütlemizi korumamızın şöyle de bir faydası oluyor. Şimdi yaşla beraber sadece kas kütlesi azalmıyor, kemik erimesi de oluyor. Düşmelerde kimin kalçası kırılır? Yaşlıların. Egzersiz kemik erimesini azaltıyor. Kilo alımını azaltıyor. Tansiyonu düşürüyor. İnsülin rezistansını, direncini azaltıyor. Glukoz toleransını artırıyor. Bir sürü böyle etkisi var. Hatta genel kabaca ifade edeyim. Aerobik egzersiz düzenli olarak yapıldığında egzersiz yapmayanlara göre tüm kanserlere yakalanma %23 daha az oluyor o grupta. Kalp hastalıklarına yakalanma %30 daha az oluyor. Tüm sebeplerden ölüm %27 daha az oluyor. Yaşımız uzadığında düşme ihtimalimiz yaşlılıkta artıyor. Koordinasyonu, dengeyi artırıyor. Yani egzersizin öyle tek bir faydası yok. Sadece kilo vereyim falan diye bir şey yok. Öyle bir etkisi yok. Bir de sevindirici bir şey daha söyleyeyim. Egzersize başlamanın yani geç kalınmış bir şey hiçbir zaman olmuyor. Hiçbir zaman geç değil. 75 yaşında egzersize başlayan grup, başlamayan gruba göre ölüm oranı daha düşüyor. Bu arada 75 yani yaşında. çok enteresan bir şeye değindin aslında. Düşmekten bahsettin ya. Yani yaşlıların birçoğu aslında düştükten sonra ölüyor. Ya çok ilginç. Yani benim de çevremde birçok kişinin başına geldi bu. Önce yaşlanıyor, ondan sonra ayağa kayıyor, düşüyor, bir kemiği kırılıyor.
O kırılan kemik bir türlü kaynamıyor. Onun için bir sürü ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ve en sonunda ameliyatlardan birinde ölüyor. Yani yaşlı insanların büyük bir kısmını, yani kalp krizinden ya da kanserden kaybetmiyorsak eğer, yaşlı insanların büyük bir kısmını düştükten sonra bir sürecin içerisinde kaybediyoruz. Ben bunu yakın çevremde de gördüm. Önemli bir kilometre taşı diyelim. Hızlandırıveriyor. Evet, işte kesinlikle. Yani direkt düştüğü için ölmüyor ama düştüğü evet. için yatakta vakit geçirmesi artıyor. Ayağa kalkması azalıyor, hareketi azalıyor. Dolaşım zaten yavaşlıyor. Damar sertliği başlamış. Bunların hepsine bir çarpan etkisi yapıyor. Haklısın yani kesinlikle. Toparlayamıyor sonra. Evet. Şunu da söyleyeyim. Yani kısa kısa böyle spot bilgiler. Kabaca bir saat egzersiz yapmamış halinize göre ömrü 2 saat uzatıyor. Anlatabildim mi? Yaptığınız her bir saat egzersiz yapmamış halinize göre ömrünüzü 2 saat uzatıyor diye düşünebilirsiniz. Bu önemli bir bilgi bence. Yani soru o zaman şu, aslında yani bir saat uzatıyor ömrümüzü. Çünkü bir saate egzersizle gidiyor, evet. Bir saat uzuyor. Doğru. Yani soru egzersiz yapalım mı yapmayalım mı değil. Ne kadar yapalım? Burada da hemen ben ters şeyi vereyim. Karşı argümandan bir önemli bir bilgi vereyim. Maurice Ross 1976'da ilginç bir deney yapıyor. Deney şu, 2 grup fare var. Gruplardan biri kalori kısıtlaması yapan grup. Oruç yani. Diğeri kalori kısıtlaması yapmayan, istediğini yiyen grup. Sonra bu grupları kendi içinde 2'ye bölüyor. Egzersiz yapan grup, yapmayan grup. Böylece elimizde 4 grup oldu. Kalori kısıtlaması yapan, egzersiz yapan grup. Kalori kısıtlaması yapan, egzersiz yapmayan grup. Kalori kısıtlaması yapmayan, egzersiz yapmayan grup. Kalori kısıtlaması yapmayan, egzersiz yapan grup. Bunlara baktığında şunu görüyor. İstediği gibi yiyen ama egzersiz yapan grubun ömrü uzuyor. Ama kalori kısıtlaması yapan, egzersiz yapan grup, kalori kısıtlaması yapıp egzersiz yapmayan gruba göre daha kısa yaşıyor. O zaman ikisini bir yapmayacağız mı diye bir soru geliyor akla. Yani kalori kısıtlamasıyla egzersiz bir aradayken sadece kalori kısıtlaması yapana göre daha kısa yaşıyorlar. Burada tabii sevindirici olan şey şu. Farelere yaptığı egzersizin insandaki iz düşümü en sporcu insanın bile kapasitesinin çok üzerindeki bir egzersiz. Yani her şeyin bir dengesi var. Soru egzersiz yapalım mı yapmayalım mı değil. Ne kadar yapalım? Bunun da şeyini vereyim. Bununla ilgili çalışmaları da söyleyeyim. Haftada 0 kalori harcayan hareketsiz grubu haftada 750 kalori harcamaya geçince bunlar ölüm oranı 7.5'tan 5.5'a düşüyor. Eğer 2000 kalori haftada harcamaya başlarlarsa 4'e düşüyor. Fakat 3500 kalori harcamaya ve daha fazla harcatmaya başlarsan hiçbir şey değişmiyor. Yani bir dengesi var. Optimali haftada 2000 kalori gibi görünüyor. Bu da 6 gün günlük yarım saat koşuya tekabül ediyor. Benim Instagram'da şey var, tablosunu verdim. Birim zamanında en çok kalori yaktıran koşu. İlginç ama böyle. Yani haftada 6 gün günde yarım saat koşu yaparsanız 2000 kalori yakıyorsunuz ve maksimumu, optimumu elde ediyorsunuz diyeyim. En faydalı bu. Yani şeyden bahsediyorum. Tabii zevk için tenis oynayacak olanlar, onlar da tabii egzersiz. Aerobik egzersiz ama biz her zaman pratik, herkesin yapabileceği üzerinden gidiyoruz ve gerçekten de en faydalısı. Bu önemli bir şey. Yani optimal olanı bu şekilde. Şimdi şeyi söyledik, metabolizma ile alakalı durumu. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela aerobik egzersize başladığımızda hani biz kilo için başlıyor ya çoğu insan. Yaşlılara bakmışlar. Kesiksel ve müdahale çalışmaları yapmışlar. Henüz kilo değişmeden, vücut yağ kompozisyonu, dağılımı değişmeden insülin metabolizması düzelmiş. Aerobik egzersize başlar başlamaz çok kısa süre içinde. Bu da demek ki vücut yağlanmasıyla, organ yağlanmasıyla bağımsız bir şey insülin intoleransı. Yani şeker hastalığı falan düzeliyor, tansiyon falan düzeliyor. İşte o bahsettiğimiz AMPK, genler, sirtüin yolakları onları aktive ediyor egzersiz. Zaman içinde tabii kilo da verdiriyor ve kilo ilginç bir şekilde 2.5 kilo verildiğinde bile bu karın içi yağın organ yağlanmasıdır kötü olan.
%25'i azalıyor. Yani oradan veriyor kiloyu. Egzersiz kiloyu, aerobik egzersiz daha çok karın içi yağdan verdiriyor. Bu çok önemli. Asıl metabolik sendroma, metabolik hastalıklara yol açan o. Bu da önemli. Evet, yani boynumuzdaki ya da omzumuzdaki yağ değil de zaten orada fazla yağ yok galiba, ama göbek bölgesi dediğimiz yer gerçekten Doğru. tehlike çanları orada çalıyor. Yani sinyal orada veriliyor. Hatta o konuda yapılan galiba çalışmalar var. Bel çevresinin kalınlığı sizin kalp krizi Tabii geçirme tabii. riskinizi de gösteriyor. Tabii. Kesinlikle öyle. Yani bayağı endeksim var. Şimdi son olarak şeyi de söyleyeyim. Ben egzersiz nedir o kısma geçeceğim. Yani böyle haldır huldur mu yapalım egzersiz? Hayır. Bir kere tıpta endikasyon vardır. Yani gereklilik. Bu ilaç işte sana gerekli dersin, verirsin. Bir de kontraindikedir. Dersin ki bu ilacı sen asla kullanma. Kontraindikasyon egzersizi de var. Yani bazıları asla yapmamalı. Mutlak kontraindikasyon. Bazıları da belli şartlar altında yapmalı. Relatif kontraindikasyon. Biz mutlak kontraindikasyonları söyleyelim. Hani kimler böyle kafasına göre gidip egzersiz yapmasın. Güncel EKG değişikliği olanlar, kalp krizi geçirmiş olanlar, oturduğu yerde, durduğu yerde, efor sarf etmeksizin göğüs ağrısı olanlar. Buna anstabil anjina deniliyor. Kontrolsüz ritim bozukluğu olanlar, üçüncü derece kalp bloğu olanlar, yani bazı aritmiler, akut konjestif kalp yetmezliği olanlar, bunlar spor yapmayacak. Bunlar önce Ben tedavi şimdi olacak. bunu söyleyince aklıma rahmetli Mustafa Koç geldi. Biliyorsun çok hızlı bir şekilde kilo verdi. Metabolizma birdenbire neye uğradığını şaşırdı. Ondan sonra da her sabah spor yapmaya başladı ve kalp krizinden vefat etti. Bu da herhalde bir Yani örnek belki de teşkil ilgisi eder mi? vardı. Olabilir. Yani şeyini bilmiyorum. Kontrollerini yaptırıyor muydu, yaptırmıyor muydu? Ama olabilir. Yani haklı olabilirsin. Gelelim relatif kontraindikasyonlara. Bunlar da belli şartlar altında spor yapacak. Kim? Hipertansiyon olan, kalp kası hastalığı olan, kapak hastalığı olan, kalp kapak hastalığı. Bazı kalp elektrik atımı yapıyor ya. Kalbin alakasız yerlerinden elektrik atımı olan ve ventriküler ektopi deniyor. Bunlar olanlar ve kontrolsüz metabolik hastalığı olanlar. Bunlar ne yapacak? Gidecek kardiyoloğuna, dahiliyecisine, endokrinoloğuna. Durumu kontrol altına aldıktan sonra ben spor yapayım mı diyecek. Kafasına göre yapmayacak. Biz her zaman normal insanlar üzerinden konuşuyoruz. Bunları da unutmayalım. Bunları olanlar ayrı. Gelelim egzersiz nedir? Egzersiz, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Etkili bir egzersiz programı üçe ayrılır. Aerobik faz, buna dayanıklılık fazı da denir, endurance. Direnç ya da kuvvet veya rezistans fazı ikinci. Üçüncü de germe, ki germeyi aerobik fazın içine veya diğer fazın içine yedirebiliriz aslında. Etkili bir egzersiz programı böyledir. Aerobik egzersize başlayalım. Nedir? Aerobik egzersiz dediğimiz şey büyük kas gruplarının haliyle bütün vücudun dahil olduğu, kalp hızını artıran, yani dolaşımı dahil eden işin içine sürekli olan, ritmik olan, en az 20 dakika olan bir egzersizdir ki önerdiğimiz bizim 30 dakikaydı. Zaten öyle öneriliyor. En az 20 dakika olacak ama. Yani etkili bir aerobik egzersiz vücudu olaya dahil edecek, tüm vücudu, büyük kas gruplarını. Dolaşımı hızlandıracak, kalp atım hızını hızlandıracak. Ne kadar hızlandıracak onu da söyleyeyim. Hep objektif gidelim. Maksimum tahmini kalp hızını hesapladıktan sonra bu elde ettiğimiz sayının %60 ya da 80'i arası olacak. %70 diyelim biz. Peki maksimum kalp tahmini kalp hızı nedir? Çok basit. 220 eksi yaştır. 40 yaşındaki biri için 180'dir. Bunun %70'ini al. 126 mı yaptı? 126. İşte kalp atım hızını 126'da tutacak. En az 20 dakikalık sürekli olan, ritmik olan, böyle patlamalar, durmalar halinde değil. Aerobik egzersiz, aerobik büyük kas gruplarını olaya dahil eden egzersiz, aerobik egzersizdir. Tanımı var yani. Bunun Kafamıza göre bir şey söylemiyorum. yeni kol saatleri var. Hatta ben de almayı düşünüyorum. Cep telefonuna da entegre ve kalp atışını falan da gösteriyor. Nabzı mabzı hepsini gösteriyor. O anlamda işlevsel değil mi? O kol saatleriyle Tabii. 126'yı tutturabiliriz. Yoksa öbür türlü tutturmak zor. İlla 126, %60 ile 80 arası olacak. Arada bir hızlanmış şey. Ama o arada olacak. O range de, o aralıkta olacak. Kesinlikle ben objektif ölçümlerle gidilmesi öneriyorum. Zaten artık içine girdiğimiz çağ ölçüm çağı. Ölçülebilirlik çağı. Hani kafamıza göreden ziyade böyle gitmek daha iyi olur. İşte aerobik egzersiz neydi? Koşu,
yüzme, bisiklet, yani vücudu tamamen olaya dahil ettiğimiz egzersizler. Bunlar jogging, kayak, bunların hepsi aslında aerobik egzersizdir. Bunların da bizim önerdiğimiz 2000 kaloriyi en hızlı yaktığını koşu. En ucuzu da o. Onu öneriyoruz tabii ki. Yani onu yapabilir insanlar. Ben de şeyi söyleyeyim, sen kol saat dedin. Benim de bir ayakkabım var. İşte giyilebilir teknolojiler şey oldu ya. Bluetooth'lu benim ayakkabım. Ve adımların açısı, adımların mesafesi, boyuma göre ne kadar adım atmam gerektiği, kalp hızım, daha pek çok veri veriyor. Allah Ve Allah. gerçekten Markası ne ayakkabının? Belki almak isteyen olur. Burası YouTube. Reklam verebiliriz. Sorun yok. ben vermek istemiyorum ya. İyilik yapmayalım marka. Sana söyleyeyim ben. Ha Merak tamam. eden olursa özelden yazarsa şey yaparız. Ha o şu Böyle bir anda durum var. markanın yetkilisi de bizi izliyorsa ulaşsın. Reklam vermek istiyorsa Ha, reklamını aynen yaparız. öyle. Benim ayakkabım var. Ben istemiyorum. Cem'e bir ayakkabı gönderebilir. Eyvallah. Uygulaması var. Uygulamanın ücretsiz kısmı da çok detaylı. Bir de ücretli kısmı var. Daha da detaylı. Ve gerçekten hani şey çok güzel detaylar, veriler var. Bunu bahsetmişken şeye bahsedelim. Seninle konuştuğumuz işte bu dış sağlık falan dedik ya. Şu anda isim vermeden yine devam edelim. Coinler var böyle. NFT'ler var, coinler var. Birleştirilmiş ve seni spor yaptırıyor. Sana para kazandırıyor. Tabii işin altından başka şeyler çıkabilir ama o seninle konuştuğumuz dış sağlık, spor dış sağlıktır. Sağlık sistemi üzerindeki yükü alıyorsun mesela. Tabii hatta şeyde Black Mirror'da vardı galiba. Başka yerlerde de görüyorum ben benzeri uygulamaları. Bisiklet çeviriyorlar. Evet. Çevirdiğin bisiklet pedalı kadar enerji üretiyorsun ve sana maaşın oradan geliyor. Aslında Yani enerji köleliği diyebiliriz buna. uygulamalar başladı şu anda. Bizi izleyenler biliyor eminim. Ben hani adını vermek istemiyorum. Çünkü Evet. yani destekliyor değilim. Desteklemiyor da değilim ama hani bahsetmek istemiyorum ondan. Bizi izleyenler anladı. İşte ayakkabı alıyorsun böyle şey yapıyorsun falan filan. Blockchain üzerinden. Böyle şeyler var. Peki aerobik egzersiz ne olduğunu tanımladıktan sonra bunun fazlarına geçelim. Tabii ki ısınmayla başlıyoruz. Isınma nedir? Onu da söyleyelim hemen. Yine bu kol saati veya telefonda bile bazı uygulamalar gösteriyor. Saatte 5 kilometre hızda 5 dakika yürüyüş. Bu ısınmadır. Bir ısınma çeşididir. En basitinden söyleyeyim. Objektif söylüyorum ki işe yarasın. İnsanların işine yarasın. Şimdi ikinci faza geçebiliriz ki o da aerobik fazdır. Koşunun kendisi. O da işte en az 20 dakika veya 30 dakika olursa daha iyi. Kalp hızını, maksimum tahmini kalp hızını %60-80 arasında tutacak şekilde ritmik, böyle bir anda koşup durup falan böyle değil. Yani deparlarla falan değil. Ritmik, belli o hızda işte 30 dakika boyunca koşmak. Aerobik fazı da bu. Üçüncüsü soğuma fazı, ısınmanın aynısı. Yine saatte 5 kilometre hızda 5 dakika yürüyüş. Ve son olarak da yani germeyi buna dahil edelim. Etkili bir egzersizin üçüncü fazıydı germe. Germe de şunun için önemli. Koşunca veya bir egzersiz, spor yapınca kaslar, tendonlar, bağlar katılaşır, sertleşir, kısalır. Onları uzatmak, tekrar yumuşatmak için germe. Germeyi her egzersizden sonra yapmak zorunda değiliz. Yaparsak iyi. Ama haftada en az 6 gün koşuyorsak yarısı 3 günü de germeyi dahil etmek iyi olur. Her gün yapılırsa daha da iyi. Ama işte en az 3 gün daha iyi. Germede şudur. Büyük kas gruplarından başlanır germede. Aslında ağırlıkta da öyledir. Daha sonra küçük kas gruplarına geçilir. Bir kası diyelim işte bacağı uyluğu geriyorsunuz. Ağrı duymayacaksınız. Hafif bir çekme hissi olana kadar geleceksiniz. En az 10 saniye o germede tutacaksınız. En fazla 30 saniye ve sonra bırakacaksınız. Bunu 10 defa yapacaksınız. Germe budur. Bununla bitireceksiniz aerobik egzersizi. Aerobik egzersizin faydalarını anlattım. Direnç egzersizine geçersek, direnç dediğimiz kuvvet egzersizi. İşte bu ağırlık kaldırmalar var ya. Bunda da 3 yol var. Ya serbest ağırlık kaldıracağız, o dumbbell'lar falan. Ya ağırlıklı makineler kullanacağız. Ya da böyle spor mağazalarında satılan kalın kauçuk bantlar var. Bunlar bence en ideali. En ucuzu ve en ideali. Bir kere yaratıcılığınızı geliştiriyor. Parkta, bahçede bile kullanabilirsiniz. Vücudunuzu olaya dahil ediyorsunuz. Ve şöyle bir avantajı var. Serbest ağırlığın bir kaldırma tekniği var. Bunu herkes bilemeyebilir. Bir hocadan yardım alamayabilir. Almazsa kendini sakatlayabilir. Serbest ağırlıktan daha iyi.
Ağırlıklı makinelerin de şöyle bir dezavantajı var. Spor salonu lazım. Herkesin spor salonu yok. O yüzden bu kauçuklar ideal bence, kauçuk bantlar. Bunlarla yapılması önerilir. Direnç egzersizlerinin şöyle bir avantajı var. Şeye göre, aerobik egzersize göre. Aerobik metabolizma yavaşladığı için yaşla beraber. Aerobik egzersize vücudun yanıtı da yavaşlıyor, azalıyor. Ama dirençte böyle bir şey yok. Yaşlansan bile hemen hemen genç insanın verdiği vücudun yanıtı aynısını veriyor. Bu çok önemli. Kemik erimesini azaltıyor. Bu çok önemli. Peki bunu nasıl yapalım? Bu da haftada en az 2 gün. Çok abartmanın alemi yok. Önce büyük kas gruplarından başlanarak yavaş ve kontrollü bir şekilde her kas grubu için en az bir set, her set en az 10 tekrar olacak şekilde yapılabilir. Bu da koordinasyonu ve dengeyi artırıyor. Haliyle düşmeyi azaltıyor. Önemli bir şey. Bundan sonra da germe yine yapılabilir. İyi olur yani. Egzersizle ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Germeyi apayrı bir şey olarak düşünürsek, faz olarak, bunun bir ölçümü var mı diye bakarsak, tabii eklem hareket açıklığı ölçümü var ama çok zor. Yani her seferinde eklem hareket açıklığı ölçmek, işte bakalım ne kadar eklemim açılmış falan, mantıklı değil. Bunun için şu öneriliyor. Eklem hareket açıklığını artırdığınız veya kullandığınız dans, çeşitli aerobik egzersizler, çeşitlendirmek bazen, sadece koşu yapmak değil. Bunlar germeyi işin içine doğal olarak katmış olmanızı sağlıyor. Ya da doğal hayatın içerisinde hareketli bir hayatımız varsa o da aslında kendiliğinden bir germe ve direnç oluşturabiliyor. Sen anlatırken aklıma hani yaşlı olduğu halde köyde odun toplayan insanlar geldi. Tabii bunun beslenmeyle mutlaka düzeltilmesi lazım. Bu çok önemli. Onun dışında bundan 2 sene kadar önce aslında bir video çekmiştim ben. Ve bu çektiğim videoda da spor yapmanın sağlığa zararlı olduğundan bahsetmiştim. Neden? Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bir doçentin bir konuşmasını gördüm. Bu arada sporla egzersiz arasında şöyle bir fark var. Eğer işin içinde rekabet varsa bunun adı spor oluyor. Yani ben kendi kendime koşuyorsam bunun adı egzersiz. Ama senle yarışıyorsam eğer, birbirimizi geçmeye çalışıyorsak bunun adı spor. Aradaki ince fark bu. O yüzden mesela satranca da spor denilmesinin sebebi bu. İşin içinde rekabet olması. Halbuki egzersiz yok yani. Zihin egzersizleri var sadece. Ve o akademisyen şöyle diyordu. Spor yapmak ömrü kısaltıyor çünkü egzersiz gibi değil diyordu. Yani sporda sınırlarını gerçekten çok zorluyorsun diyordu. Ben de şimdi hani kendi tanıdığım insanlara baktığımda sporculara çok uzun yaşayan sporcu görmedim açıkçası. Yani işte bu kişi atlet, 100 yıl yaşadı falan diye bir durum görmedim. Bir tek yogacılarda var. Ama atletlerde ya da işte boksörler ya da farklı sporları yapanlar ya kalp büyümesi oluyor ya bir şey oluyor gidiyorlar. Yani uzun süre yaşamıyorlar. Hatta en yakın örnekler Sinan Şamil Sam'ı kaybettik biliyorsun. Naim Süleymanoğlu çok genç yaşta onu da kaybettik. Dünyada genç yaşta ölen bir sürü atlet var. Özellikle bu maraton atletleri çok uzun yaşamıyorlar. Yani çok güçlü olmak ya da sporu çok böyle sınırlarında yapmak işi zorlaştırıyor. Bir de mevcut yaşam temposunu birdenbire değiştirmek de ani ölümlere sebebiyet verebiliyor. Yani şöyle düşün, 40 yaşına gelmiş vatandaş, bugüne kadar hiç spor yapmamış, birdenbire gaza geliyor, spor salonuna yazılıyor. Günde 7-8 kilometre koşmaya başlıyor. Bir hafta sonra kalp krizi geçiriyor, ölüyor. Yani böyle çok vaka gördük. Vücudun temposunu da birdenbire arttırmamak lazım herhalde, değil mi? Yani yavaş yavaş. Bu arada son 5 dakikaya girdik Akif. Niye 5 dakika? Çünkü 40 Hemen dakikayı bir geçmesin demiştik kendi aramızda. Senin de son tamam. sözlerini alalım. Sonra da sonraki bölümün Hemen senin içinde bitirelim şimdilik. tamam. Hemen senin iki yorumun üzerine cevap vereyim. Birincisi, aslında söyledim. Morisos o deneyi yapmıştı. Farelerde egzersiz yapan grubun ömrü egzersiz yapmayan gruba göre kısaydı. Ama ondaki egzersiz korkunç bir egzersizdi. Senin bu sporunla örtüşüyor olabilir. Evet. Onu zaten konuşmuştuk. İkincisi, hiç egzersiz yapmayanlarla alakalı. Valla işin tuhafı şöyle, egzersizin en büyük etkisi hiç egzersiz yapmayanlarda.
Yani egzersize yeni başlayanlarda egzersizin etkisi daha fazla. Tıpkı arabanın sıfırdan yüze çıkmasının, yüzden 200'e çıkmasının daha kolay olması gibi. Yani egzersize başlamak hiç başlamayan bir, hiç hareketsiz birinde daha pozitif etkileri daha fazla oluyor. Ama tabii kontrolsüz değil. Bak bir sürü şeyden bahsettik. Hiç yapmayacak grup da var. Kontrolü altında yapacak grup da var. İşte mesela direnç egzersizleri dedik. Bunları mesela ben gideyim iki dumbbell alayım da olacak iş değil. Onun bir tekniği var. Şu direnç egzersizinde şunu da söyleyeyim. Bu hep böyle karıştırılır. Ağırlık egzersizi yapıyorsun diyelim. Ağırlığın exertion fazı yani zor fazında nefes verirsin. Kolay fazında eğer indiriyorsan nefes alırsın. Bu mutlaka böyle olmalı. Bunu unutmayalım. Onu söylemeyi unuttum. Yani hiç egzersiz yapmamışların şansı var. Daha büyük kazanç sağlayacaklar egzersize başlayınca. Ama haldır uldur başlamak yok. Bunlar hani sadece bu videoyla bile kafalarına göre yapmasınlar. Mutlaka işte varsa bir EKG değişikliği yapmayacak yani egzersiz. Gidecek kardiyoloğuna. Önce tedavi olacak. Niye var bu değişiklik? Evet. Peki teşekkürler Mehmet Akif. Bugün de egzersiz konusunu konuştuk. Uzun ve sağlıklı yaşam sohbetlerimiz devam edecek. Evet sevgili aynen dostlar öyle. Gördüğünüz gibi kanalımızda her telden sohbetler yapıyoruz. Mehmet Akif Şimşek'in de kendi kanalı var. Orada da yine bu sohbetlerini kendisi yapıyor. Biraz daha gerçi hard konular var orada. Ameliyatları falan da anlatıyor, gösteriyor da bazen. Onu da takip edebilirsiniz. Mehmet DR Mehmet Akif Şimşek kanalının ismi. Aynen benim açıklama bölümünde yazarız zaten. Evet. Teşekkür ederim. Bir sonraki uzun ve sağlıklı yaşam sohbetlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.